Erken kalkan işine şeker katar aşına. Erken kalkan yol alır. Bu atasözlerini duydum evladım. Çok duydum hocam. Annem sürekli söylüyor. Evet gerçekten de güne erken başlarsak çok ciddi bir zaman kazanıyoruz ve aynı zamanda başarılı insanlar oluyoruz. <laughs> Neden erken kalkmanız biliyor musun? Motivasyonumuzu artırmak için, plan yapmak için, esnek olmak için yani sağlıklı olmak için kendimizi iyi hissetmek, daha iyi konsantre olmak ve enerjik olmak için erken kalkmalıyız sonuçta. Hocam yüz başarılı insan arasında araştırma yapmışlar erken kalk evet. kalkma konusunda. Evet. Üç tanesi erken kalkıyormuş. Nasıl yani? Niye? E, yok pardon. Üç tanesi geç kalkıyormuş. Harikasın. Ben de kafam karışmış bir anda. 97'si erken kalkıyormuş. Gerçekten de ben de çevremde gördüm. Bütün başarılı insanları. Ben o üç tanesinin arasına girmek istiyorum. Hayır hayır. Sen o 97 kişiden biri ol. Yani başarılı insanlardan biri ol istiyoruz biz. Ve ben de gerçekten çevremde başarılı olmuş insanlara baktığımda sabahleyin erken kalktığını hatta güneş doğmadan önce hazır olduklarını gördüm. Şimdi erken uyanmak için ne yapmamız lazım? Birincisi düzenli uyku sistemi gerekiyor. Yani en geç saat 11'de yani 23'de yatıp sabah 7'de erkenden kalkmamız gerekiyor. Ve günlük hedefler yapmamız lazım. Yani yataktan kalkman için bir amacın olmalı. Yani yarın sabah ne yapacağını bilmiyorsan e tabii ki geç kalkabilirsin. Alarmı ertelersin. Ama mesela okulumuz oldu ne yapıyoruz? Mutlaka kalkıp servise yetişmeye çalışıyoruz. Veya işte okula yürüyerek gidiyorsak yürümeye başlıyoruz. Aynı şekilde eğer okulumuzun olmadığı dönemlerde yarın sabah ben şu kitabı okuyacağım, yarın bu belgeseli izleyeceğim, yarın bu testleri çözeceğim, yarın şu ödevleri yapacağım diye kendine akşamdan hedeflerini koyarsan yani böyle tek tek listelersen bir, iki, üç bunu yapacağım, bunu, bunu yapacağım dersen gerçekten de sabah uyandığında ya benim yapacaklarım belli, hedefim belli, amacım belli deyip erkenden kalkarsın. Şimdi Son olarak da tabii ki de en önemlisi alarmını kendin kuracaksın. Yani annen hadi evladım kalk demesi ya da e, işte birilerinin seni uyandırması değil. Kendin alarmı kuracaksın. Tek bir tane alarmın olacak ve yataktan da uzağa koyacaksın ki hemen erteleme. Şimdi ilk başta erken yatarsan erken kalkmış olursun. Sakin ve dinlenmiş bir şekilde güne başlarsın. Yani esasında bilim insanlarının yaptığı araştırmalarda bak şöyle bir gün düşün tamam mı? Gün içerisinde diyelim ki 24 saat var. 24 saatin üçte biri ne eder? 8. 8 saat biz genellikle uyuyoruz. Burası uyuduğumuz anlar. Tamam burası çok güzel. Fakat bu uyuduğumuz anlar haricinde bizim bir de gün içerisinde şekerleme. Hatta İspanyollar buna siesta diyor. Siesta yapmamız gerekiyor. Peki neden böyle bir şey seviyorlar biliyor musun? Çünkü insan uyandığı zaman zihni çok güçlü oluyor. İşte biz de geceliğin erkenden yatıp sabah da erkenden kalkarsak her zamankinden çok daha güçlü, çok daha beynimiz tazelenmiş bir şekilde ve dinlenmiş bir şekilde kalkıyoruz. Burada önemli bir şey daha var. Sen geceleyin saat onla iki arasında insan beyninin Hücrelerin yenilendiğini biliyor musun Tomurcuk? Gerçekten bu da çok önemli. Dolayısıyla bu saatlerde böyle uğraman, Nasıl yenileniyor hocam? E, orada vücut dinleniyor. Vücut o sırada dinlenirken de tek tek vücudun içerisindeki hücreler bilimsel olarak kanıtlanmış bir şekilde hormonlar, büyüme hormonu salgılanıyor. Büyüme hormonu salgılandığı için de senin Oo. cildin yenileniyor, boyun uzamaya başlıyor, beynin hücreleri yenileniyor. Dolayısıyla süper beyin beyni... hücreleri çok gerekli. Teşekkür ederim. Aynen senin beyin hücrenin kesin yenilenmesi lazım. İkincisine baktığımızda sabah erken kalkmak dinç olmanı sağlıyor. Yani böyle böyle çok uzun süre uyumuş olmak da fazlası. Hani her şeyin fazlası zararlı. Mesela patates kartması ben çok seviyorum. Ama geçen gün doktor dedi ki eğer böyle her gün patates yersen vücuduna zararlı olur dedi. Yani bazen bir şeyi fazla yapmak. Mesela ben gençken çok süt içiyordum. O bile zarar verdi bana. Dolayısıyla her şeyin fazlası zarar. Uykunun da fazlası zarar veriyor. Çok fazla uyuduğun zaman yani erken kalkmadığın zaman bu sefer ayrı bir yorgunluk çöküyor. Hani uyudukça uyuyası geliyor insanın. Ama erken kalktığın zaman dinç oluyorsun ve konsantrasyonun şey artıyor. geç kalktığım günlerde çok uyusun ve yorgun oluyorum. Aynen bak çok az uyku alırsan da verimsiz bir gün geçiyor. Çok fazla uyursan da verimsiz bir gün geçiyor. Bir de güne erken başlarsan planlamanı daha iyi yaparsın. Mesela biz burada... Ee, seninle beraber video çektiğimiz günler hatırla. Bazen erken geliyoruz. Bir bakıyoruz videolarımız saat 11-12 olmuş bitmiş oluyor. Ama geç geldiğimiz günlerde akşama kadar videoları yetiştiremiyoruz. Niye? Çünkü erken başladığımızda çok daha iyi oluyor. Aynı şey öğrenciler için de geçerli. Yani senin için veyahut da bizi izleyen bu arkadaşlarımız için de geçerli. Sabahleyin erken başlarlarsa diyelim ki 9'da bir şeylerini yaptılar. 10'da biraz dinlendiler. Sonra o, gün 11'de... bana kaldı vallahi. 11'de bir daha bir şey yaptı. 12'de bir şey yaptılar. 12.30 olduğunda ödevlerini bitirler. Of tertemiz. Artık çık istediğin gibi dinlen. Sosyal medya gez. Ama tabii ki sınav senesindeysen yani LGS ya da başka bir bursluluk sınavının hazırlık senesindeysen o zaman çalışma süresini uzatabilirsin. Ama ne kadar erken başlarsan o kadar başarılı olursun. Sabahları da beyin daha verimli işliyor. Mesela çalışman gereken zor dersler vardır. Fen olabilir, İngilizce olabilir, matematik olabilir. Bunları sabahleyin erken saatlerde çalışırsan beynin çok daha verimli bir şekilde anlıyor. Hop 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 bilgiler beynine giriyor. Sabah yapacağın esnem hareketleri de seni gün boyu canlı tutuyor. Yani sabahleyin kalktın ki hop dersin başına da oturmayacaksın. Şöyle birazcık spor hareketleri haydi falan böyle el kol hareketleri yaparsan o da senin gün boyunca daha sağlıklı ve zinde olmanı sağlayacak. Ve daha verimli olabildiğini görünce aa ben çok zor soruları mesela 2 artı 2 artı 2 artı 2 artı, artı üzeri işte 3 artı 3 çarpı 2 bunu kafadan yapmaya başladığını gördükçe veyahut yani daha rahat yapmaya başladığını gördükçe diyeceksin ki ya ben daha verimli oluyorum, daha çalışkanmışım, daha akıllıymışım, daha zekiymişim diyeceksin ve bu da senin motivasyonu artıracak. Hadi bakalım şimdi ödülü yap, yorumlara yolla Tongucuğum.